Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ocak ayının sonlarındayız artık. Hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin her yerinde yoğun bir kar yağışı oldu. Bugün Samsun Terme'nin kocaman mahallesindeyiz. İbrahim abiye konuk olduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. E, bugünkü konumuz her zamanki konseptimiz olan fındıktan biraz farklı olacak. Bugün hayvancılıkla ilgili bir konu işleyeceğiz. Çünkü malumunuz köylerde hayvancılık son dönemlerde azaldı, bitme noktasına geldi. İnsanlar köylerde kendi ihtiyacı olan kadar bile hayvan artık yetiştirmiyor çoğu. Kendi ihtiyaçlarını dahi şehirden karşılıyor ve e, bu konuda e, farklı bir tutum izleyen İbrahim abinin yanındayız. Yani sadece fındıkla olmuyor diyerek yola çıkıp işte arkada gördüğümüz ahırı kendi imkanlarıyla, kendi eliyle yaptı. E, şimdi de içerisine buzağları getirdiğini evet, buzağları... öğrendik ve bu konu hakkında biraz kendisiyle sohbet etmek istiyoruz. Köyde hayvancılığa tekrar dönüş olmalı diyor kendisi. Biz de aynı fikirdeyiz. Ee, hayvancılık biterse e, tarım da, köy hayatı da biter. Tabii canım, yani Köy deyince ilk önce akla hayvancılık gelmesi gerekiyor. Bizim şimdi bundan 15-20 yıl önce köylerimizde her hanede, her evde 3-5 en az 3-5 hayvan bulunurdu. Yani insanlar e, fındık yılda bir defa gelir olan fındığa dayalı bir geçim sistemine e, devam ettirmiyordu. Şimdi bakıyorum sadece senede bir defa bir fındık mevsiminde artık bahçeden fındıklar ne aldılarsa ona efendime söyleyeyim, onunla geçinmeye çalışıyorlar. Evet. Biz de şimdi... Yani diyoruz ilave ki bir gelir he, kaynağı tam, tam olarak ilave hayvancılığı ha, bıraktık. Ha, biz yani. de şimdi diyoruz ki gelirimiz 365 gün olsun. Senede efendim bir ay bir ay değil de veya da sadece bir fındık bahçesinden değil de o da zaten her sene bir garantisi yok. Bir sene oluyor, iki evet, sene olmuyor. Kesinlikle. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani hayvancılığımızı tekrar başlatalım. Köyde bu gelir kaynağını bu gelir kaynağına önem verelim. Yani sadece fındığa dayalı bir sistemi devam ettirmeyelim köyümüzde. Yani bir köylü gibi yaşayalım. Gerçek bir köylü. Eskiden öyleydi mesela herkesin e, sürüleri koyunları, evinde e, sığırları olurdu. Biz de şimdi geldik buraya birkaç sene böyle fındığa dayalı tek yıllık bir geçim kaynağında ilerlemeye çalıştık ama zorlandık. Ne yaptık? Düşündük, taşındık. Dedik ki efendim ne yapalım? Biz tekrar ahırımızı yapalım. Ahırımızı sistemli bir şekilde, öyle gelişi güzel bir ahır değil de yani eskiden sadece bir kapısı, penceresi oldu, üstünü kapat bir ahır oluyordu. Şimdi öyle değil. Mesela dostlar birazdan e, yapılan ahırı, içerisindeki evet. hayvanları da çekim yaparak evet. göstereceğiz. Evet. Şimdi Burada bu köylünün bu şekilde hayvan beslemesi artık bir zaruret oldu. Niye? Ya sıkıştığın zaman, daraldığın zaman, bir paraya ihtiyacın olduğu zaman sürüden bir tanesini alırsın, satarsın, ihtiyacını giderirsin. Ya da sütünden faydalanırsın, sütçülüğe dönük bir evet. sistem yürütürsün hayvancılıkta, evcilik de yaparsın. İbrahim abi şu konuda şu denilebilir izleyenler tarafından. İşte hayvancılık da zorlaştı. Girdi maliyetleri arttı denilebilir. Ancak e, katılır mısın? Yani bir ya da iki hayvanı biz kendi bahçelerimizin içerisinde dahi gezdirerek beslesek e, tabii ki ihtiyaç olan kepeğiydi, samanıydı mutlaka var evet. ve bunların maliyetlerinde de artışlar var. Ancak e, evin ihtiyacı kadar dahi olsa bir hayvan köyde köyde yaşayan kişinin e, bakabileceği düzeyde halen diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle. Ne dersin? Hayvancılıkta düzenli bir şekilde, prensipli bir şekilde baktığın zaman yemesini, içmesini düzenli bir şekilde yönettiğin zaman hayvancılıkta hiç kimse zarar etmez. Tabii pahalı. Pahalı tabii yani en azından köylerde olan köylü vatandaşlarımızın en azından tabii bir merası ufak da olsa fındık bahçesi. Yani Olacak bu, yani, bu alanlar, salacak. Bu tabii. alanları değerlendirecek. En azından yarısını kendisi, bu hayvanların yiyeceğinin yarısını kendisi temin etmesi gerekiyor. Yoksa tabii ki hepsini hazırdan alayım dersen. Ama şu da var, hazırdan almaya gelince biz e, konuyu şuradan açtık. Yani evet. köylü dahi e, tüketeceği sütü, süt ürünlerini hazır alıyor. Bu sefer hazır üretime e, dönüyor. Yani bir yoğurdun, hazır alınan bir yoğurdun 20 gün... Bozulmadan kaldığını görüyoruz. Ekşimeden dahi kaldığını evet. görüyoruz. Yani bir e, köy yoğurduyla o yoğurdu mukayese dahi edemeyiz. Aslında hani hayvanların e, gıda e, besleneceği ürünler evet pahalanmıştır. Almak da zorluk çekiyoruz. Ancak bu sefer gidiyoruz biz hayvansal ürünleri parayla alıyoruz. Yani bu bu bakımdan diyorum ben. Senin yaptığın biraz daha tabii ticarete tabii canım, yönelik şimdi bir bizim e, ahır. Eskiden, Ama ben he, evet. Büyük şöyle der. Hala da der. Kapısında bir hayvan bakamayandan köylü mü olur? Yani bir hayvan, iki hayvan, yoğurdunu, sütünü, kendi ihtiyacını karşılayabileceği bir hayvan. Yani bakamayan, köylüden köylü olmaz derlerdi. Yani yadırganırdı. Şimdi hayvan yapan, aa hayvan mı yapıyorsun, ineğin mi var, danan mı var diyorlar. Mesela e, köy ne yapıyorsun? Köylü olduğun halde dediğin gibi şehirdeki pazara iniyorsun. Evet. Yoğurt süt almak için. Evet. Yani, ve yine de pazardaki e, pazar senin ihtiyacın görmüyor. Ne yapıyorsun? Marketlere gidiyorsun. Marketlerdeki aldığın yoğurt dediğin gibi 10 gün, 15 gün, 20 gün dayanıyor. Yani, yani içerisine bu içerisine ne tabii, tür maddeler katılarak üretildiği e, canım, düşündürüyor şimdi, bu sefer. yani, yani mi? Çok kısa bir ha. e, hatıra burada aktarmak istiyorum. Evet. E, bir köy garajının karşısında iş yeri olan bir arkadaşım şunu demişti. Bundan 25 sene önce e, Köyden gelen arabalar buraya dizildiğinde köylüler yumurta, yoğurt sepetlerini, bakraşlarını dizerlerdi şu karşı tarafa. Evet. Buradan da pazar yerine götürüp satarlardı demişti. Aynen. Bugün ise aynı köylüler marketlerden yumurtayı, yoğurdu, aynı, hay aynı yumurtayı, yumurta yumurta tablasını alıyor, evet. köyün arabasına binerek köyne gidiyor bu, dedi. Ya, bu, ya şimdi, bu bana gerçekten bu çok düşündürücü, düşündürücü bir durum düşündürücü değil mi? Çünkü bak ben şu anda yumurta ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Evet. Tavuk etimi pazardan gidip marketten kesinlikle almıyorum. Yani tavuk eti ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Yani bu alanda Tabii küçük canım. bir kümesle 15-20 tavuk yapılarak. Rahat besliyorsun. Ee, Kuluçka döneminde de bunları yenileyerek. Yani es, yuvarlak eskilerine yuvarlak kesim yuvarlak. yaparak et ihtiyacını. Et günlük yuvarlak. tüketimde de yumurta, yumurta ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyorsun. Dolayısıyla... Yani, e, dostlar anlatmaya çalıştığımız evet. şey de bu zaten. Eğer köyde yaşama gibi bir imkanımız varsa, köyde yaşıyorsak aslında kendimize yetecek kadar bir miktar tavuk. Bir, bir tane iki tane de hayvan yapabiliyorsak yani tabii bu herkes bunu yapamayabilir gücü yetmeyebilir o ayrı mevzu ama yapabilecek olanlar bunu yaparsa kendi ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. İbrahim abi ben bu noktadan sonra bu hmm. ahırın kurulumuyla evet. alakalı yani kaç hayvan barındıracak bir ahır evet, burası ve başlangıç ağırı... maliyeti bu alma yönüyle soruyorum ahır evet. yapıldıktan sonra. Ne kadar bir maliyete kaç tane buzağı alabildiniz? Ya ahırı ben kendi imkanlarımla yaptım. Kendi planı projesi bana ait. Yani PDP. Ya yani elinden yani ustalık geldi biliyorum. Elinden usta geldi geldiği için, elimde evet. yatkın olduğu için bana ahırın maliyeti mesela dışarıda bir vatandaşın yapacağım bugün parayla 60 bin lira ise bana maliyeti 20 lira oldu, 20 bin lira oldu. Evet, Çünkü işçilik çok büyük para günümüzde. Evet. İnşaat şeyine girdiği Ahırın için. Ahırın görüntülerini birazdan için, şöyle evet. bir kabaca çekeceğiz. Evet. Ahırın içerisine aldığımız buzağları da içeride göstereceğiz. Evet. Buzağlarıma ee, gelince maliyeti şimdi nasıl oldu? He, nereden aldınız? Buzağları çok araştırdım. Yani çok yere böyle ha, safkan jersey. Benim buzağlarım safkan jersey. Yani bu cinste jersey yani safkan jersey bulabilmek için tabii ki araştırmak gerekiyor. Yani böyle önüne gelen Malı jersey diye alamazsın. Evet. Eğer bu işi üretime dayalı sürü edinmek istiyorsan benim niyetim sürü edinmek. Yani sürü sahibi olup damızlık yetiştirip, yetiştirip, satışı, yetiştirip satışını yapmak. Arkadan yenisini yetiştirmek. Tabii ye yenisini yetiştirmek. Ha, süt tabii ki süt şeyi de önemli. Yani bunların sütü mesela bu jerseylerin sütü normal süt. Hem e, kaliteli bir süt yağlı efendime söyleyeyim yemesini içmesini belirli program dahilinde yaptığımız zaman günde 17 ile 20 alırsın bir öğünde. Yani günlük 35-40 litre süt alınabiliyor. bunlar. Yani bu da bakım sürecinde Tabii kendi canım, maliyetine katkı sağlayacak kendi bir üretim. Kendi maliyetine katkı sağlıyor. Mesela köyde baktığımız biz yerli sığır deriz. Bizim köy mallarını yerli sığırlara yedirdiğin aynı yiyecekle, aynı samanla Aynı otla bunlara bak bunlara bakabiliyorsun yani. Evet. Dolayısıyla verimi 3'e 5'e katlıyorsun. Ve elde edeceğin süt e, yine katkı sağlayacak. Az önce katkı dediğimiz gibi. Katkı sağlayacak tabii süt. Sevgili dostlar evet. burada bir artı daha benim aklıma geliyor. Yani İbrahim abi dediğim gibi fındık üreticisi aynı evet. zamanda veya başka bölgede atıyorum e, bir sebze üreticisi olabilir. Başka bir bölgede meyve üreticisi olabilir. E, kimyasal gübrelerin durumu ortada fiyatlar çok yükseldiği için evet. gübreye ulaşım noktasında sıkıntılar yaşanabiliyor ve herkes bir organik gübreye yöneldi. Dolayısıyla burada sürdürülebilir bir gübre üretimi de var. Yani İbrahim abi 12 ay boyunca gübresini biriktirip, fermente edip, gerekli evet. koşullarda fermente edip oradan aldığı gübreyi fındık bahçesinde kullanacak. Dolayısıyla bir artı daha eklendi. Yani insanların parayla alacağı, başka bir yerden parayla temin edeceği evet. organik gübreyi rahatlıkla kendi ahırından temin edip fermente ederek ürünlerinde kullanacak. Tamam, ne dersin, Şimdi rengi? zaten şöyle ben fındık bahçeme hayvan gübresi götürdüm. Hayvan gübresi yani bundan 1-2 yıl önce şimdiki fiyatının ...onda biri kadardı. Yani bu kadar Evet, talep olunca arttı. -talep, talep oldu. Talep oldu. Talep. Normal e, şey gübre de arttı. Fabrika gübreleri de arttı. Sanayi gübresinin fiyatı evet. da artınca insanlar yani çiftçiler Hayvan gübresine meylettiler. Dolayısıyla onun da piyasası kabardı Şimdi biz bu hayvanların mesela sığ, sığır hayvanlarının hayatta hangi hayvan olursa olsun, koyun olsun, sığır olsun, diğer çeşitler olsun, bütün her şeyinden faydalanıyor. Etinden, sütünden, gübresinden. Efendim Kesinlikle. tabi canım yani dolayısıyla bunun bize gübresinden de bize katkısı olacak. Evet. En azından kendi bağımıza, bahçemize. Talep olursa dışarıya da vereceğiz. Kesinlikle satış da Evet Satışın da yapacağız. Ee, Şimdi buzalarımızı araştırdık dedin. Nereden ve e, ne, ne kadar bir maliyette çünkü merak edilecektir. Evet. Onu da bir. Ben şimdi buzalarımı çok araştırdım. Ee, sosyal medyadan araştırdım. İnternetten. İnternetten araştırdım. Ee, Amasya'da da var. Aynı bu işin damızlık sistemi devletin çiftliği var Amasya'da. Yani Amasya'daki çiftlik bize biraz pahalı geldi. Evet. Ve zaten onlar buzağı satmıyorlar. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Buzağı satmıyorlar. Yani onlar ilk gebelik, ikinci gebe, üçüncü gebe, dördüncü yani laktasyonlara dönük hayvanlar satıyorlar. Onlar da bize pahalı geldi. 30 da 20 bin lira arasında bir fiyatları var. Neyin fiyatı? Hayvan, Hayvan, Hayvan başına. Hayvan başına. Hayvan başına. 30 bin de 20 bin lira. Arası ne fiyatları var. ne kadar hayvanın fiyatı bu? Kaç ay? Tek hayvan Ne kadar? Yaş Bu olur. çiğ düve. Ha, çiğ düve. Çiğ düve mesela gebeli çiğ düvenin fiyatı 25 bin lira. Yani bunlara da e, yazılıyorsun, müracaat ediyorsun. Yani sana sıra gelirse geliyor hayvan. Anladım. O da bütçesini zaten ilk başta söylemiyorlar. Bütçede karşına çıkınca yüksek geliyor. Sen de buzağı olarak Tabii ben edersin. de buzağı araştırdım. Ben en son bunu Trabzon'da buldum. Trabzon'da bir çiftlikte bir arkadaşla internetten temasa geçtik. Evet, temasa geçtik. Biraz uğraştık tabii. Bir 15 günlük bir şey oldu. Pazarlık mühleti oldu. Sonunda ikna ettik arkadaşı. O da bizi ikna etti. Malını anlattı. Gittik, gördük. Getirdik buzağılarımızı buraya yerleştirdik. İnşallah bismillah dedik. İnşallah. Yani Cenab-ı Mevla'm inşallah yardım eder. Biz de başarırız, azmederiz. Eee Projelerimizi hayata geçiririz. Yani, Böyle bir projem var. Başlangıcı yapmışsınız. Heh, başlangıcı. İnşallah Devamı da gelir. Evet. Ee, sevgili dostlar. Şimdi ahırı ve içerideki hayvanları da biraz görüntüleyelim. Gösterelim. İbrahim abi bize anlatsın. Evet. Evet. Şimdi plan olarak 15 başlık bir ahır burası. Tabii şimdi ilk etapta ön tarafını aktifleştirmedik İçeride. Daha sonra bu ön tarafı da aktifleşecek. Bu 15 mala ön tarafı da dahil. Şu an kuruluk olarak. Kuruluk olarak yani burası mutfak. Bizim ahırımızın mutfağı burası. Evet. Evet, bu mutfağı burada hayv Tabii, var. hayvanlarımızın samanı, otu, gelişim yemleri burada. Bunlara şimdi tabii ilk başta bunların sütü her şeyine veriyoruz yani buzağa yani bakıyoruz. Veteriner tabii veterinerimizin dahilinde veteriner danışmanımız veterinerimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ahırımıza giriyoruz. Evet burada miniklerimiz. Şimdi bunlar tamam. evet, safkan zerseylerimiz bunlar. Şimdi bunun adı bu bizim sürmelimiz. Bunun adı da sürmeli. Bunlar çok güzeller maşallah. Şimdi bunlar bu dört, bu dört beş aylık. Mesela şu beş aylık. Bu arkadaş beş aylık. Şu arkadaş 3 aylık, 4 aylık yine bu da. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunların yerleri böyle aralarına bölme koyduk ki birbirlerini emmesinler, kulaklarını emiyorlar bunlar. Gerçi o yaşı da, o yaşı da geçtiler. Evet. Bu şimdi bizim en sevimli, en, he, en miniğimiz bu. Alnında kalbi var. Evet, bu kalbi var bizim. Bu bizim ağrımızın gözdesi. Maşallah. Bunlar şimdi kızgınlaşacaklar inşallah. Biz bunlara yine kendi ırkından tosunumuz var. Tosunumuzda tosunumuzu damızlık olarak aldık. Bu da safkan jersey. Bu, evet. Bu da küçük. Bu mesela bu altı aylık. Bizim bu safkan jerseyimiz. Bu altı aylık bu oğlumuz. Bu şimdi büyüyecek inşallah. Bize babalık yapacak. Evet. Bize babalık yapacak. Evet. Bunun adını oğlum gocabaş taktı. Buna buna gocabaş diyor oğlum. Kaldır oğlum, kafanı kaldır. <laughs> kafanı kaldır. Evet, İbrahim abi evet. son olarak e, köyde yaşayan Evet, köyde yaşayanın en azından bu kadar olmasa bile, bu kadar bir düzeni olmasa bile bizim şimdi projemiz var. İ, muvaffak olursak projemizi büyütmek. Biz çiftliğimizi büyüteceğiz. Sürü sahibi olmak niyetimiz bu. Bunun yarısı kadar da olması lazım en azından. Kendi kendi önce kendi ihtiyacını, sonradan zaten çoğaltıp bütçelerine yani bu biz fındıkçıyız. Fındık sezonu bazen oluyor, bazen olmuyor ama bunlar devamlı bir gelir kaynağı. Bunlar devamlı bir gelir kaynağı. Böyle bir sistem kurduk biz. İnşallah köylülerimizin de bu kadar olmasa bile bir iki tane hayvan bakmaları gerekir köyde. Dolayısıyla bütçelerine katkıda bulunur. Yani köylü vatandaşın her köylü vatandaşın böyle küçük 3-5 hayvan bakacak kadar bir ahırı olması gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet. Bizim bizim niyetimiz halisane. İnşallah inşallah başarırız. Bak bunlar bunun adı altın kız bu. Bu bu da bir, bu altı aylık. Bunların şimdi hep belli zaten. Bunlar safkan oldukları. Bu böyle yalar, sever, naz ister bu. Bu böyle kendisini sevdirmek ister bu koca baş. Beni de niye sevmiyorsun der. Heh, gel oğlum. Gel bakayım gel. Evet sevgili dostlar ee, İbrahim abi bize ahırın içerisinde gezdirdi sağ olsun. Güzel mesajlar verdi. Sadece fındıkla olmaz dedi. Evet. Hayvancılık köyde yaşayan için mutlak gerekli dedi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben de teşekkür ediyorum. Sizin bu bu şekilde çekimler yapıp insanları aydınlatmanız bir nebze de olsa yani bir iki kişiye de olsa bu yola teşvik ediyorsak ne mutlu size. Dolayısıyla insanlara, köylülere bu şekilde faydanız olur. Yani bu önemli, çok önemli. Bir köylünün, köylü bir vatandaşın hayvan bakması, geçimine katkıda bulunması bu şekilde çok önemli. Çünkü bu Mehmet Ali kardeşimiz de bu yolda insanları aydınlatıyor. İnsanları en azından aklında varsa bile ah, ben bu işi yapayım dedirtiyordur inşallah. Ben şimdilik konuşacaklarım bu kadar. Ömer evet, Deli kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum İbrahim abi. Amacımız da odur zaten. Evet. Biz köyde doğduk, büyüdük. Evet. Her ne kadar farklı yerlerde olsak, farklı işleri yapsak da kopamayız köyden. Tabii, ee, tabii. Köy yaşamına dair e, bazı konulara dikkat çekmek amacımız. İzleyen herkese teşekkür evet. ediyorum. Sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.